Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerimiz, bugün 24 Temmuz Cuma. Bugün bizim bayram günümüz. Ayasofya açıldı ve Cuma namazı bugün eda edildi. Cenab-ı Hakk'a niyetsiz şükrolsun. Minel ezel ilel ebed, 86 yıldan sonra mahzun Ayasofya güldü ve bizi de manen inşirahlara vesile kıldı. Bu cihette Ayasofya'nın açılmasında ciddi gayretler gösteren, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet erkanına, bu işe gönül verenlere, hasbi çalışanlara, emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onların hizmetlerinin karşılığına cenneti onlara ikram ve ihsan etsin. Gerçekten ülkemizde ve bütün İslam dünyasında bu açılışa ve Cuma'ya ciddi bir teveccüh vardı. İslam dünyasından, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen insanlar, Cumhurbaşkanımızın ifadesine göre 350 bin kişi gelmiş o sahraya, o meydana. Ama saat 10'dan sonra, 11'den sonra kapanmış olduğu için birçok insan yollarda kaldı, gelemediler. Zannediyorum eğer bu virüs olayı olmasaydı, sosyal mesafe olmasaydı, herhalde birkaç milyon insan orada içtima edecekti. Bu içtimanın, böyle kalplerdeki bu inşirahın, gençlerin, ihtiyarların, her yaşta erkek ve kadın, efendim, insanların Ayasofya'ya böyle akın akın akması, neyin ifadesidir? Demek ki bu memlekette, bu ülkede bir uyanışın ifadesidir. Ümmeti Muhammed'in aleyhisselatü vesselam ayağa kalkışının yürüyen sesidir. Bugün çok ses çıktı elhamdülillah ve bu ses çok gür çıktı. İnşallah bugünkü heyecan gösteriyor ki inşallah bu teşebbüsler ve bu gayretler ve insanlarımızın, Müslümanlarımızın bu manadaki ciddi teveccühleri ispat ediyor, işaret ediyor ve manen gösteriyor ki inşallah bunlar İttihat-ı İslam'a vesile olacak. Muazzez Ustadımızın beyan ettiği manada inşallah zincirler kırılacak. Alem-i İslam'a medar güzel günleri göreceğiz. Rahmetten, inayetten bekliyoruz. Bugün elhamdülillah kalplere inşirah düştü. Çok sevinçliyiz. Gerçekten milletlerin mukadderatında önemli olaylar, büyük günler vardır. O günler hakikat noktasında diriliştir. O günler ayağa kalkıştır. O günler düşmanının nefesini kesmek, ciğerlerini sökmektir. O günlerde kafirlerin içine korku düşer. Münafıklar alabora olur. Müfsitler yıkılır, yerlere serilir. İnşallah o gün bugündü. Cenab-ı Hak bu günlerimizin bereketini ziyadeleştirsin. Onun için 24 Temmuz'un çok özel bir önemi vardır. 24 Temmuz tarihi bir gündür. Milletimiz alem-i İslam için bir milattır. 24 Temmuz dirilişin tarihidir. 24 Temmuz kalbi küllinin ve vicdan-ı umuminin uyanışının ifadesidir. 24 Temmuz İttihat-ı İslam'ın habercisidir. İnşallah artık mühür bizimdir. İmla bizimdir. İmza bizimdir. Allah'a nihayetsiz hamd ediyoruz. Minel ezel ilel ebed. Cenab-ı Hak bu nimetleri hakkımızda hayırlara tahvil etsin.
ve alemi İslam'ın uyanışına, ciddi uyanışına vesile kılsın. Dua ediyoruz ve bu işe vesile olanları da tekrar tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak onlardan ebediyen razı olsun. Değerli kardeşlerimiz, 30. lemanın 4. nüktesine devam ediyoruz. İsmi fert, bugün 3. isim ferdin 3. kısmını inşallah okuyacağız. 3. dersimiz. Evet, okumaya başlayalım inşallah. İkinci nokta, mevcudat iki vecih ile icat ediliyor. Biri ibda ve ihtira tabir edilen hiçten icattır. Diğeri inşa ve terkip tabir edilen mevcut olan anasır ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücut vermektir. Eğer cilve-i ferdiyete ve sırr-ı ehadiyete göre olsa hassiz derecede bir suhulet, belki vücut derecesinde bir kolaylık olur. Eğer ferdiyete verilmezse hassiz derecede müşkül ve gayri makul, belki imtina derecesinde bir suhbet olacak. Halbuki kainattaki mevcudat nihayet derece külfetsiz olarak ve suhuletle ve kolaylıkla gayet mükemmel bir surette vücuda gelmeleri cilve-i ferdiyeti bilbedaha gösteriyor ve her şey doğrudan doğruya zat-ı ferdi Zülcelal'in sanatı olduğunu ispat ediyor. Evet, eğer eşya ferdi vahide verilse bir kibrit çakar gibi eserleriyle azamette anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle hiçten icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeye manevi bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o ayna ilmindeki her şeyin suretine ve planına göre kolayca her bir şeyin zerreleri o kalıbı ilmi içine yerleşir, muntazam vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de ilmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler kanun-ı ilmi ve sevki kudretiyle bağlanma haysiyetiyle muti bir ordunun neferatı gibi muntazam kanun-ı ilmi ve sevki kudretiyle gelip o şeyin vücudunu ihate eden kalıb-ı ilmi ve miktar-ı kaderi içine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki aynadaki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücudu harici giymesi veyahut görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi ferdi vahidin ilm-i ezelisinin aynasında bulunan mahiyeti eşya ve suveri mevcudata gayet suhuletle kudret onlara vücudu harici giydirir ve alemi manadan alemi zuhura getirir, gözlere gösterir. Eğer ferdi vahide verilmezse bir sineğin vücudunu ruh-i zeminin etrafından ve anasırdan ve gayet hassas bir mizanla toplamak adeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrelerini getirerek sanatlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddi kalıp belki azaları adedince kalıplar bulunmak ve vücuttaki duygular ve ruh gibi ince, dakik, manevi letaifi dahi mizana mahsusla manevi alemlerden celbetmek lazım gelir. İşte bu surette bir sineğin icadı kainat kadar müşkilatlı olur. 100 derece müşkül içinde, belki muhal içinde olacak. Çünkü halık-ı fertten başka hiçbir şey hiçten ve Adem'den icat edemediğine bütün ehli din ve ehli fen ittifak ediyorlar. Öyleyse esbab ve tabiata havale edilse her şeye ekser eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir. Evet. Bu ikinci nokta tevhid noktasından önemli
ve üzerinde de durmak icap ediyor. Batıl felsefenin, dinden ırak insanların anlamadığı veya anlamak istemediği meseleler olduğu için bunun üzerine biraz durmak ve tefekkür derinliği içerisinde dersimizi mütalaa etmemiz gerektir. Şimdi Üstad'ın beyanıyla Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hallakiyeti iki şekildedir. Biri ibdadır veya ihtiradır. İkincisi ise inşa veya terkiptir. Evet. Yani kainatta hallakiyet-i ilahiyenin tecellisi iki cihette zuhur eder. Biri ibdadır, biri de inşadır. Bunların üzerinde biraz durmak gerekiyor. İbda nedir? İbda, eşyanın hiçten ve yoktan yaratılmasıdır. İki ibda var. Biri ibda-i mahz. Buna ibda-i mutlak, ibda-i külli de denilmiş. İbda-i mahz. Nedir ibda-i mahz? Kainatın ve alemlerin, her şeyin yoktan ve hiçten yaratılması ibda-i mahzdır. Peki ibda-i mahzın açılımı ne? Yani ibda-i mahz tabirin arkasında hiçten ve yoktan yaratılanları tezekkür ettiğimizde hangi hususlar aklımızın önüne çıkıyor? Tefekküre medar önümüze yol açmış oluyor. Birinci nokta, kainatın ilk yaratılışı ibda-i mahzdır. İlk yaratılış ibda-i mahzdır. Bir hadis-i kutsi var. Ezelde Allah vardı. Ezel Allah'ın ferdiyeti. Ezel Allah'ın ferdiyeti. Allah'tan muada mevcut kimse yok. Vacibül vücut sadece Allah. Yani madde yok. Kanun yok. Bakın, suret yok. Misil yok. Emsal yok. Asıl yok. İşte Cenab-ı Hakk'ın bütün mevcudatı, ilk yaratılışı ibda-i mahz. Doğrudan doğru Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle, her şeye muktedir ilmi ve iradesiyle alemi yoktan varlığa çıkarttı. Bu ibda-i mahz. Bu bir. Evet. Ezelde Allah vardı, Allah'tan vada kimse yoktu. Cenab-ı Hak mahlukayı yaratmayı irade etti. Niye irade etti? Haşa, mecbur olduğu için mi? Haşa, mahkum olduğu için mi? Başka bir illet, başka güç mü ona üzerine tasarruf etti haşa? Rahmet ve inayetiyle, lütuf ve ikramıyla Cenab-ı Hak varlık alemini, yani ilk yaratılış ibda-i mahzdır. İbda-i mahz, şan-ı uluhiyetin azametini, kudret-i ilahiyenin mükemmeliyetini, mutlak olduğunu, ilmi ilahiyenin her şeyi ihate ettiğini akıl gözüne göstermiş oluyor. İşte Cenab-ı Hak ilk yaratılışta varlık alemini örneksiz, taklitsiz, emsalsiz olarak yoktan ve hiçten yaratmasıdır. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak her şeyi, bütün mevcudatı ilk defa yaratırken örneksiz ve taklitsiz, emsalsiz yarattı. Yani ne demek örneksiz? Bakın, Üstad Hazretleri 4. şuada bir bahis var, onu okuyarak ifade edelim. Nasıl ki, şöyle bir cümle var, bunu okuyacağım. Nasıl ki yüzer hüner ve sanat ve kemal ve cemalleri bulunan bir zat, her bir hüner kendini teşhir etmek ve her bir güzel sanat kendini takdir ettirmek ve her bir kemal kendini ishar etmek ve her bir cemal kendini göstermek istemesi sırrınca, o zat dahi bütün hünerlerini ve sanatlarını ve kemalatını ve gizli güzelliklerini taif edecek, teşhir edecek, gösterecek bir harika sarayı yapmış. Her kim o mucizeli sarayı temaşa etse, her kim o mucizeli sarayı temaşa etse,
birden ustasının ve sahibinin hünerlerine ve mehasinine ve kemalatına intikal eder ve gözüyle görür gibi inanır, tasdik eder ve der ki her cihette güzel, her cihette güzel ve hünerli olmayan bir zat böyle her cihette güzel bir eserin mastarı, mucidi, taklitsiz muhteri olamaz. Belki onun manevi hüsnleri ve kemalleri bu saray ile tecessüm etmiş gibidir, hükmeder. Aynen öyle de bu kainat denilen dünyadan ve meşeri acayip ve saray-ı muhteşemin hüsnlerini gören ve aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan elbette intikal edecek ki bu saray bir aynedir. Bu saray kim? Kainat. Yani bak, kainatı gayet müzeyyen, gayet mükemmel, gayet intizamlı, muciz olarak yaratmış. İşte kainat sarayı. Muhteşem, muazzam ve mükemmel. Evet. Ama şart var, değil mi? Bu kainatta görülen dünyadan meşere acayip ve saray-ı muhteşemin hüsnlerini gören fakat aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan, iki şart. Aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan elbette intikal edecek ki bu saray bir aynedir. Başkasının cemalini ve kemalini göstermek için böyle süslenmiş. Evet, madem bu saray alemin başka emsali yok ki güzellikler ondan iktibas edilip taklit edilsin. Elbette herhalde bunun ustası kendi zatında, esmasında kendine layık güzellikleri var ki kainat ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış ve onları ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. Bakın, bu sarayın başka bir emsali yok. Bak, örneksiz. Cenab-ı Hak şu alemi, içindeki her mevcudu örneksiz, taklitsiz, emsalsiz olarak yaratmış. Hukukta ihtira deniliyor. İhtira. Her şey orijinal, her şey mucize, her şey Allah'ın sanatı. Bir benzeri yok. Bir yerden alınmamış, çalınmamış. Bakın, dünyanın en meşhur ressamları ne yapıyor? Ben gençliğimde biraz resim üzerine az çalışmıştım. Hayalinde bir şeyi çizmek istediğiniz zaman çok zor. Ama bakarak çizmek daha kolay. Mesela bir Arap atını, bir köy ilanı çizmek istiyorsunuz. Onun tablosunu yapmak istiyorsunuz. Hayalinizde tasavvur, tahayyül ederseniz o hatlar güzel çıkmaz. Ama bir fotoğrafı alır, önüne koyar, ona bakarsanız, bir resme bakarsanız o zaman resmi yapmak daha kolay. Onun için dünyanın en meşhur ressamları bile mesela çizgi üzerine çalışanlar ne yapıyorlar? Hayallerinde çizmiyorlar. Hangi şeyi resmedecekse önce onun fotoğrafını alıyorlar, filmlerini çıkartıyorlar, ona bakıyorlar, o filmlere göre çiziyorlar. Bakın, şimdi bütün alemler, 18 bin alem, bütün mevcudat, bütün mahsuat, yerde, karada, denizde, dergede Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk varsa hepsi ihtira. İlmi ilahiden nebal ediyor. Alınmamış, çalınmamış, başka yerden gasp edilmemiş. Allah'ın mutlak ilminden, sonsuz kudretinden geliyor. Onun için bak, kainat işte ibdai mahz ile yaratılmış. Örneği yok. Başka emsali de yok. Misilsiz ve emsalsiz muciz olarak yaratılmış. Demek efendim, varlık aleminde ilk yaratılanların hepsi nedir? İbdai mahzdır. Bu bir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın başını kaldır, semaya bak. Semanın derinliği içerisinde binlerce güneşler, yıldızlar, aylar, galaksiler var. Sema denizi ve içinde yüzen bütün galaksiler, bütün yıldızlar, bütün güneşler, aylar, onlar da ibdai mahz ile yaratılmış.
yaratılan mahlukatın, değil mi, sayısına bak, mekan genişliğine bak ve bu bakışın arkasında şan-ı uluhiyetin azametini, rububiyet-i ilahiyenin kemalatını temaşa et. Bak, Allahu Ekber. Sema denizi, içindeki bütün yıldızlar, güneşler, aylar, onlar da ibdai mahs ile yaratılmış. Bu iki. Üçüncüsü, bütün canlı türleri ibdai mahs ile yaratılmış. Bakın, işte bugün maalesef dinden ve İslamiyet'ten ırak olan insanlar, evrim teorisiyle bak, insanları yanlışa götürüyorlar. Şimdi bir düşünün, karada, denizde, deryada Allah'ın yarattığı ne kadar nev var, mahluk var, masnu var. Bak, hepsi özel, hepsi mucize, hepsi mükemmel, hepsi sanattı, hepsinin gayesi var. Bak, hikmete medar yaratılmış. Hepsi bütünlük içerisinde kainatın kemaline, devamına ne yapıyor? Kuvvet veriyor. O yaratılışın arkasında rahmet var. O yaratılışın arkasında hikmet var. O yaratılışın arkasında inayet ve lütuf var. Demek bu noktadan bakınca karalar, denizler ve deryalarda yaşanan milyarlarca mahlukun bak, Allah Allah, Allah'ın ilminden neban ediyor. Bunlar da ne? İbdai mahz. Bütün canlı türlerin hepsi ibdai mahz ile yaratılmış. Şimdi bakın. Şimdi şu yaratılışı getir sebeplere ver. Tabiat yaptı de. Kendi kendine oldu de. Kainata bakın. Allah'ın yarattığı şu türlere bakın. Ve şu projenin muhteşemliğini görün. Demek her şey Allah'ın ilminden neban ediyor. Mukaddir Allah, musavvir Allah, munazzım Allah, mükemmel Allah. İşte aynı şekilde ibdai mahsa devam edersek, aynı şekilde kainatta yaratılan ilk maddeler, mesela esir maddesi, atomlar da ibdai mahs ile yaratılmış. İşte bunlar, bak, demek kainat projesi, bak, kainat projesi sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Allah'ın ilminden neman ediyor. Onun sonsuz güzelliğini, tasarrufatını ve rububiyetindeki kemalatı göstermiş oluyor. Bir de inşa var. İnşa nedir? Üstad onu da ifade etti. İnşa, eşyanın mevcut elementlerden toplanmak suretiyle yaratılmasıdır. Mesela yani zihne yaklaştırmak için ifade edersek, varlık alemini bir halıya, nakışı mükemmel bir halıya teşbih edersek, bu halının ipleri, yani atomları ibda. Ha, bu hal, bu iplikten ortaya çıkan güzellikler de ne? İnşa. Mesela kainatta, evet, İbda ile inşa, ibda da mucizedir, inşa da mucizedir. İbda ve inşa kainatta her an, her zaman devam ediyor. İbda ve inşanın tezahür ve tecellisini görüyoruz. Mesela Ayasofya'ya bak, gündemimizde Ayasofya'ya bak, Selimiye'ye bak, Süleymaniye'ye bak veya yapılmış güzel, mükemmel bir köşkü temaşa et. Bugün Ayasofya'yı gördük. Çok gözler Ayasofya'yı gördü. Daha hayaller silinmedi. Cenab-ı Hak hayalimizden silmesin. Şimdi Ayasofya'nın, bakın, taş ve muhtelif malzemelerden yapılması inşaya bir örnektir, bir misaldır. Yani Ayasofya muhtelif taşlardan, mermerlerden, malzemelerden yapıldı. Dokundu. Bu ne inşa? Ayasofya'nın vasıf ve özellikleri, plan ve projesi, değil mi? Farklı güzellikleri, hususiyetleri de nedir? İbdadır. Şimdi Ayasofya'yı kaldırıp Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata bakın, değil mi? Cenab-ı Hak leoparı yaratmış, kaplanı, aslanı, fili, deveyi, kuşları, bülbülleri,
gülleri, laleleri. Bakın. Şimdi bu işte leopara, kaplana, aslana bak, güllere bak, çiçeklere bak, laleleri var. Bütün bu hayvanlar ve bütün mahlukatın mahiyetiyle, şekliyle, farklı kabiliyet ve özellikleriyle yoktan yaratılması ibda. İşte o kuşa bak, şu hayvana bak. Sesi, istadı, kabiliyeti, meziyetleri, hususiyetleri, rengi. Bunlar ne? İbda. Peki inşa ne? Ama hepsi, o bütün hayvanatın hepsi atomlardan, elementlerden yaratılmıştır. Demek elementlerden mahlukatın yaratılması inşa. O inşa üzerinde ortaya çıkan şekiller, tasarruflar, nitelik vasıflar da nedir? İbdadır. Ha, şimdi buraya baktığımız zaman ibda ile inşa beraber tezahür ve tecelli ediyor. Şimdi hayvanata bak, Cenab-ı Hak leoparı yarattı, bülbülü yarattı, laleyi, gülü yarattı. Şimdi bunlara kimya diliyle bakarsak işte bunların yapı taşı nedir? Azottur, karbondur, oksijendir. Doğru, ham maddesi bu. Ama Allah onları kudret eliyle öyle yoğurmuş ki, bak, mümeyyiz, vasıflı, hissiyatı var, duyguyası var, şekli var, sesi var, nevamatı var. Hayata medar vasıf ve güzellikleri var. Demek elementlerin bir hayat sahibinin vücudunda dokunması inşa, o inşa içerisinde ortaya çıkan vasıflar, nitelikler ve güzellikler nedir? İbdadır. Evet. Özet dersek, hılkat hamuru, işte hılkat hamuru, ilim buna ne derse desin, mesela biz ne diyoruz? Atom diyoruz, elementler diyoruz. Hılkat hamuru inşa. Ama o hılkat hamurundan farklı farklı nitelikte, özellikte, rengi, şekli, güzelliği, sesi, vasıfları itibariyle farklı farklı mevcudatın yaratılması da nedir? İbdadır. Bakın. Üstad Hazretleri, efendim, bakın. Okuyalım, şurada bir yeri var. İnşa ile, yani Kadir-i Zülcelal'in iki tarzı icadı vardır. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten, yoktan vücut veriyor. Ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. Bu ihtira, ibda. Diğeri inşa iledir. Sanat iledir. İnşa ile, sanat iledir. Yani kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için kainatın anasırından, kainatın unsurlarından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Hem emrine tabi olan zerreleri ve maddeleri rezakiyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır. Evet, Kadir-i Mutlak'ın iki tarzda hem ibda hem de inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanundur. Bir baharda 300 bin envai zihayat mahlukatın şekillerini, bakın şekillerini, sıfatlarını, belki zerrelerinden başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı yoğu var edemez diyen adam yok olmalı. Evet. Şimdi bakın, üstad diyor, zerrelerinden başka bir bağırda 300 bin envaizi hayatın, 300 bin bugünkü ilim diliyle belki milyonları geçen mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, vasıf ve niteliklerini bütün keyfiyet ve
ahvallarını Cenab-ı Hak yoktan yaratıyor. Belki zerrelerinden başka. Şimdi bu zerrelerinden başka tabirinden şöyle anlamak herhalde icap eder. Bizim gençlik dönemimizde eskiden matbaalar vardı. Matbaalar da kitaplar, kurşun harfler vardı. Kurşun harflerden gazeteler, kitaplar basılıyordu. O kurşunlar bir müddet kullandıktan sonra eritiliyordu. Tekrar kurşun harfleri basılıyordu. O harflerle tekrar kitaplar telif ediliyordu. Şimdi bakın, harfler kurşundandı. Sonra o kurşun eritiliyordu, tekrar dökülüyordu, kitaplar yapılıyor, yazılıyordu. Şimdi basılan eserlere bakın. Bakın. Aynı bu misal gibi. Tamam, kurşun harflerle kitaplar yazılıyor. Ama her bir kitabın vasfı, muhtevası, nitelik ve özellikleri diğerinden farklı. Mesela diyelim ki bugün bir kitap basıldı, bu fizik kitabı. Ötesi gün tarih kitabı. Ötesi gün yabancı dil bir kitabı. Ötesi gün hikaye, ötesi gün roman. Demek harfler, o kurşun harfler içerisinde yazılan, ortaya çıkan kitaplar tabiri caizse ibdaya delil. Mahiyeti, hakikati, hüviyeti, vasfı, nitelikleri farklı. İşte Cenab-ı Hak tabiri caizse atomlar, kainatta atomlar, o matbaanın kurşun harfleri gibi. Cenab-ı Hak bu kurşun harfleri gibi şu atomlardan hassiz mahlukatı yaratıyor. Peki şöyle bir soru var. İnşada ne gibi hikmetler var? Yani Cenab-ı Hak inşanın yaratılması ne gibi hikmetler var? Evet, Cenab-ı Hak eşyanın inşasında çok hikmetler var. Bunu böyle çok kısa hulasa edersek, evvela kainatta inşa hakikatının arkasında Cenab-ı Hak kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek için kemal-i hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek için çok dakik hikmetler için kainatın unsurlarından bir takım mevcudatı inşa ediyor ve o inşada da zerreleri çalıştırıyor. Aynı zerrelerden milyarlarca, trilyonlarca mahluku gayet kemalda yaratmış oluyor. İşte inşada pek dakik hikmetler var. Nedir bunlar? Birincisi, Cenab-ı Hak inşa hakikatıyla, bakın, yaratılan mahlukata bakın. Hayalen, Allah'ın yarattığı bütün hayvanata, bütün mevcudata bakın. Ne kadar sanatlı, ne kadar müzeyyen, ne kadar mükemmel, ne kadar muciz. İşte bütün bu Cenab-ı Hak sanatıyla kudretinin mucizesini teşhir ediyor, gözlere gösteriyor. Bakın Allah'ın sonsuz kudretinin tecellisine. Allah Allah! Ne kadar muhteşem, ne kadar mükemmel, ne kadar latif, ne kadar müzeyyen, ne kadar muciz. Demek inşa ile ibda beraber çalışıyor. Bu ikisinin çalışmasında ortaya çıkan sır ve hikmetlerin birincisi, Cenab-ı Hak kudretinin mucizesini gözlere gösteriyor. Başka, rahmetinin harikalarını, Allah rahmetinin harikalarını teşhir ediyor bak. Rahmet. Rahmetin harikası. Allah'ın rahmeti nasıl geliyor? Allah hepimizi ülfetten muhafaza etsin ya. Bakın şu rızıklara bakın. Allah'ın bize bahşettiği nimetlere bakın. Bak şu meyvelere bakın. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Şu meyvelere bakın. Odun ya. Yontulmamış kaba kereste. Allah yontulmamış kaba keresteden meyve yaratıyor ya. Rahmetinin harikasını, ya, kudretinin mucizelerini, ya, sanatının harikalarını teşhir ediyor, gözlere gösteriyor. Başka, dakik hikmetini göstermek için farklı farklı kainatta tezgahlar kurmuş. Kainatta sonsuz denilecek tezgahlar kurulmuş. Değil mi? Kaba bir gözle ifade edersek, her bir
ağaç nevi, her bir mesela meyvedar ağaç nevi bir ne? Bir tezgah. Her nev bir tezgah. Bak. Her nev bahar sayfasında Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerini açıyor, teşhir ediyor, gözlere gösteriyor. Bak. Koleksiyon, sanat-ı ilahiyeyi teşhir ediyor, akıllara, şuur sahiplerine göstermiş oluyor. Mesela bakıyorsunuz, tekstil üzerine, konfeksiyon üzerine çalışan fabrikalar var. Onlar ne yapıyorlar? Bak, daha mesela 2021-2022 daha gelmeden önce ne yapıyor? İşte elbiseleri kışlık ve yazlık, moda, işte tasarım, çizim, tanzim, modeli, stilistler çalışıyor. Beğeni, albeni manasını hissiyat-ı insaniye tahrik etmek için çizim, tanzim, efendim tasarım, model. Bunlar ne tabiri caizse ibdaya birer misal. Kalıbın biçilip kesilmesi, elbiselerin giydirilmesi, tertip içerisinde de inşaya misal. Şimdi bu noktadan bakınca Cenab-ı Hak sonsuz rahmetini, sanat mükemmelliyetini, sonsuz kudretini, hikmete medar güzellikleri için kainatta farklı farklı binlerce, yüz binlerce tezgah ne yapmış? Kurmuş. O tezgahlarda, evet, o tezgahlarda Allah ilminin her şeyi ihate ettiğini gözlere gösteriyor. Nasıl bir ilim? Mutlak ve sonsuz bir ilim. Başka, Cenab-ı Hak o tezgahlarda sanatının inceliğini teşhir ediyor. Başka, Cenab-ı Hak o tezgahlarda kudretinin eşya üzerindeki müessiriyetini gösteriyor. Ya, bakın. Ya, bak. İşte yumurta kırılıyor, civciv yumurtanın içinden çıkıyor. Bak. Ha, bak. Maddesi belli. Bak diyorsun. Ya, yürüyor, hissiyatı var. Ayakları var. Gözü var, görüyor, hissiyatı var. Kartalı görünce nefesi kesiliyor, annesinin değil mi, kanatlarına sığınıyor. Demek Allah kudretinin müessiriyetini ne yapıyor? Gözlere göstermiş oluyor. Demek Cenab-ı Hak ibda ve inşa ile haşmetinin büyüklüğünü, şan-ı uluhiyetin azametini, kudret-i ilahiyenin saltanatını, muhit tasarrufatını, her şeyin onun kabza-i kahrında olduğunu, her şey irade-i ilahiye ile, Allah'ın ilim, kudret ve iradesiyle varlık alemine çıktığını gözlere gösteriyor. İşte bunların hepsi hakikat noktasında ayettir. Delildir, hüccettir. Nasıl Kur'an'ın ayetleri, değil mi? Allah'ın kelamıdır, Allah'ın beyanıdır. Usta diyor, bir zatın hayattar olmasının en önemli göstergesinden birisi nedir? Konuşmasıdır. Bak, konuşmak. Hayatın alameti. Cenab-ı Hak Kur'an'da konuşuyor. Kelam-ı ilahi, beyan-ı Rabbani. İşte Kur'an'ın ayetleri gibi kainat kitabını da Cenab-ı Hak hal diliyle, sanat mucizesiyle, kudret lisanıyla, dakik ilmiyle kainatı konuşturuyor. Bak. Demek bunların hepsi kevni birer ayet. Allah'ın ayeti, Allah'ın azametini, kudretini ve rububiyetini akıllara göstermiş oluyor. Evet. Demek ibda ile inşa kainatta birlikte tecelli ediyor. Dokuna dokuma, elementlerle, atomlarla eşyanın dokunması inşa, temiz edici renk ve şekiller, hususiyetler, tatlar, kokular, mizaç ve istatlar, hayat ve hissiyatlar da nedir? Elhamdülillah ibdadır. Şimdi burada Üstad Hazretleri diyor ki, nur-u Kur'an ile mevcudata bakmayan filozofların en ileri gidenleri bakmışlar ki, tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını sabıkan ispat ettiğimiz halde imtina derecesinde müşkilatlı gördüklerinden
iki kısma ayrıldılar. Nuru Kur'an'la mevcudata bakmayan feylozoflar iki kısma ayrıldılar. Bir kısmı sofestayı olup insanın hassası olan akıldan istifa ederek ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kainatın vücudunu inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini dalalet mesleğinde esvaf ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Bunlar sofistler. Demişler ki eğer biz kainatın varlığını kabul edersek eşya varsa, sanatlıysa ala küller ustası var. Bitti, bu bir kanun yani. Karşıda bir tablo var. Tabloyu gördükten sonra sen ressamı inkar edemezsin. Karşıda bir hat sanatı var. Hat sanatını gördükten sonra sen hattatı inkar edemezsin. Elbiseyi gördükten sonra sen terziyi inkar edemezsin. Demişler ki eğer biz kainatta eşya mevcut var dersek biz zarure eşya varsa sanatkarı vardır, ustası vardır. Onu kabul etmemiz lazım. O zaman ne yapalım demişler. Kainatı da inkar edelim. Kendimiz de inkar edelim. Kainat hiçtir, boştur demişler. Akıldan istifa etmişler. Ve bunlar diyor cehli mutlaka düşmüşler. Kur'an'ı dinlemeyen, mevcudata bakan filozofların birinci kısmı bu. İkinci güruhta bakmışlar ki dalalette esbab ve tabiat mucit olmak noktasında bir sinek ve bir çekirdeğin icadı hadsiz müşkülat var. Bir sineğin, bir çekirdeğin icadını hadi izah et. Nasıl izah edecek? Çok müşkülat var. Hadsiz müşkülat var. O tavrı aklın haricinde bir iktidar iktiza ediyor. Onun için bil mecburiye icadı inkar eder bu ikinci grup. Yoktan var olmaz diyorlar ve idamı da muhal görüyorlar. Var yok olmaz hükmediyorlar. Yalnız hareket-i zerrat ile tesadüf rüzgarları ile bir tertip ve tahlil ve dağılmak ve toplanmak suretinde bir vaziyet itibariyle tahayyül ediyorlar. Üstad da bunu da ifade ediyor. Bakın. Şimdi onlar ne demişler? Bak. Varı yok etmek, üstad ona cevap veriyor, onlara cevap veriyor. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay bir, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanundur. Bir baharda 300 bin envai zihayat mahlukatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerrelerinden başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudret. Bak. Ha bakın. Şimdi üstad ne diyor? Yoğu var, varı da yok etmek Cenab-ı Hakk'ın kainatta nedir? Daimi, ummi bir kanunudur. Her zaman görüyoruz. Bak. Şimdi bir çiçeğe bak. Bir güle bak. Bir laleye bak. Değil mi? Bir bülbüle bak. Cenab-ı Hak onu ne kadar mükemmel yaratmış. Şimdi bu bülbüle bir taş at. Taş bülbüle isabet etti. Bülbül öldü. Bakın. Yahut o bülbülü birisi alsa, ateşe atsa. 5 dakika sonra o bülbül ne oldu? Yandı, kül oldu. Şimdi bak var ne oldu? Yok oldu. Ne demek? Şimdi o bülbülün rengi var mıydı? Vardı. Şekli var mıydı? Sesi var mıydı? İstat ve kabiliyeti var mıydı? Bak yandı, kül oldu. Sesi gitti, varlığı gitti, rengi gitti. Vasıf ve sıfatları yok oldu. Demek var yok oluyor mu? Yok oluyor. Ha. Odun, değil mi? Odun, bakın. Sobaya attın, yaktın. 10 dakika sonra, yarım saat sonra odun kül oldu. Bakın. Şimdi odunun fiziki özellikleri, kokusu, ağırlığı, vasıf ve nitelikleri ne oldu? Yok oldu. Demek ki Cenab-ı Hak kainatta varı yok, yoku da var ediyor. Bu bir kanun. İşte bu batılla sapan filozoflar bu manadan gafil olmuşlar. Bir kaydı ve bir kanundur. Bir şey mahiyetini değiştirir. İkinci bir şey olursa meydana gelen ikinci bir şey birinci şeyin aynı değildir. Bak biraz önce misal verdik. Odunu yaktın.
odunun ağırlığı var mıydı? Vardı. Mesela çamdan bir odun kokusu var mıydı? Kokusu da vardı. Rengi var mıydı? Sertliği, mekan tutma özelliği var mıydı? Yandı, kül oldu. Bir şey, mesela odun yansa, kül olsa, bak, meydana gelen ikinci şey, birinci şeyin aynı değildir. Artık odun gitmiştir. İşte bu sırla kainatta bakınca Cenab-ı Hak her baharda varı yok ediyor, yoku da var ediyor. Bak, yokluktan eşya, yokluktan varlık alemine çıkıyor. Eşyaya suret giydirmek, şekil giydirmek. Ne? Bak, o şekillerin arkasında proje güzelliği var, ilim güzelliği var, takdir güzelliği var, tanzim güzelliği var. Demek, demek Cenab-ı Hakk'ın varı yok etmek, yoğu da var etmek en kolay, daimi bir kanunudur. Bunu da kainat sayfasında okuyoruz. Evet. İşte sen gel ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde en yüksek akıllı kendini zanneden adamları gör ve dalalet insanın ne kadar maskara, süfli ve eçel yaptığını bil, ibret al. Acaba her senede 400 bin envağı birden zemin yüzünde icat eden ve semavat ve arzı 6 günde halk eden ve 6 haftada her baharda kainattan daha sanatlı, hikmetli, zihayet bir kainatı inşa eden bir kudret ezeliye, bir ilm ezelinin dairesinde planları ve miktarları taayyün eden mevcudat-ı ilmiyeyi, göze görünmeyen bir eczayla ile yazılan ve görünmeyen bir yazıyı göstermek için sürülen bir eczam üsüllü gayet kolay, o mağdudat-ı harici olan mevcudat-ı ilmiyeyi vücudu harici vermeyi, o kudret-i ezeliden uzak görmek ve icadı inkar etmek, evvelki gürüh olan sofistaylardan daha ziyade ahmakane ve cehalenedir. Bu bedbahlar aciz-i mutlak ve yalnız bir cüz-i ihtiyariden başka ellerinde olmayan firavunlaşmış kendi nefisleri hiçbir şeyi idam ve yok edemediklerinden ve hiçbir zerreyi, bir maddeyi hiçten yoktan icat edemediklerinden ve güvendikleri esbab ve tabiatın ellerinde hiçten icat gelmediği cihette ahmaklıklarından diyorlar ki yoktan var olmaz, var da yok olmaz deyip bu batıl ve hata düsturu kadir-i mutlaka teşmil etmek istiyorlar. İşte dalaletin, sapıklığın bir veçi de bu. Demek Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle, değil mi, hem ibdai hem de inşa ile sanatının mükemmelliğini, kudretinin harikasını, ilminin her şeyi ihata ettiğini akıl gözüne göstermiş oluyor. Ve bugünkü bütün tatbik ilimler de bu sanatların arkasındaki sır ve esrarları çözmeye çalışıyorlar. Evet, dersimizi burada tamamlayacağız. Yine ismi fert bitmedi. İnşallah haftaya aynı kaldığımız noktadan devam edeceğiz inşallah. El-Fatiha.